İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 3 Ekim 2013 Perşembe. Demet Pay Dergisi'nin 7. sayısında bulunan örneği yapıyor idik. Bu 3. bölüm. Bu bölümde tabanlar arası dönüşümü elle nasıl yapıyoruz? Yani kağıt kalem, yani gerekirse de hesap makinesi kullanarak nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Onun için şöyle yapacağım. Benim yazı tahtası olarak kullandığım, resim yapmak için de kullandığım MyPaint diye çok sevdiğim bir program var. Bunu şöyle tam ekran yapalım. Şöyle bir kalınlığa bakalım. Birazcık çizgi kalınlığı fazla. Bunu tahtadan biraz uzaklaşıp şöyle şu kalınlığa getirelim. Evet. Şöyle yapacağız. Şimdi taban aritmetiği. Öncelikle 10 tabandan başlayalım. 10 tabanına göre bir sayı hangi dijitlerden oluşuyordu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10 tane dijit var burada. Eğer bir önceki bölümden hatırlıyorsanız, 5 tabanlı bir sayı için 0, 1, 2, 3 ve 4 dijitlerini kullanıyordum. Yani 5 tane dijit var. 2 tabanlı için ise 0 ve 1 kullanıyordum. 16 tabanlı bir sayıda ise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'dan sonra A, B, C, D, E ve F vardı. Şimdi bunların taban özellikleri neydi? Bunun 10 dijitli olması. 5 tabanına göre olduğu zaman şu şekilde 5 tane. 2 tabanlı bir sayı dediğimiz zaman şöyle 2 dijit. Ve 16 tabanlı yani heksadesimal şu isimlerini söyleyelim. Binary ya da 2 tabanlı şöyle 16 tabanlı olan bu neredesin burada kalem sayı içinse 16 tane dijit vardı. Buna da 16 tabanlı ya da heksa desimal diyoruz. 10 tabanlı ya da desimal diyoruz. Bilgisayar programlarında bu şöyle rengarenk olsun ortalık. Desimal, binary ve heksadesimali kullanıyoruz. Şu 5 tabanlıyı örnekler için kullanmıştım. Aslında her tabandan her tabana geçişi bu bölümde göreceğiz. Şimdi kolayından başlayalım. Şöyle siyah alayım yine. Bir tane 10 tabanlı bir sayı, yani desimal bir sayıyı 4 dijitli olsun. Yine 10 tabanlı bir sayıya dönüştüreyim. Saçma gibi görünüyor ama anlatmak için konuyu güzel bir örnek. Şöyle yapalım. Bize Scratch söylesin rastgele sayıya. Say'ye gelelim şuradan Lux'tan. Say hello demesin de bize pick random şöyle yapıyorum. Kaçtan? 1000'den kaça kadar? 9999'a kadar. Bir sayı atsın. Şu yeşil bayrağı tıkladığımda tıklıyorum. Evet, 9000 başka bir tane söylesin ve şöyle çift olmayan illa ha iyiydi mi? Son beğendiğim sayı olsun şöyle 9. 5231 sen de at. 3569. İyi, bu iyi. 3569 sayısını şöyle yapalım. Bunu büyük büyük yazayım buraya. 3569
569 sayısı. Bu 10 tabanlı. Yazmam gerekmiyordu. Hatırlayın. 10, buraya eğer tabanı yazılmıyorsa 10 tabanlı olduğunu anlayacağız. Ama ben şimdi 10 tabanlıdan yine 10 tabanlıya dönüşüm yapacağım. Şimdi biz şöyle öğrenmiştik. Burası birler hanesi, onlar hanesi, yüzler ve binler. Eğer sayılar bu şekilde devam ediyor olsaydı, şöyle, işte on binler, yüz binler, kaç oldu? Evet, yüz binler diye bu şekilde gidecekti. Ama benim şimdi dört haneli bir sayım var ve bunun üzerinde yapacağım ve şu şekilde yapıyorum. Şimdi bu dijitleri farklı renk kullanayım şurada, turuncu olsun. Şu şekilde sağdan, yani en küçükten en büyüğe doğru şöyle sallıyorum. Bu 0 numara, 0 3, yani 10 üzeri 0, şu 10 üzeri 1, şu 10 üzeri 2, şu 10 üzeri 3. Benzer şekilde sayı daha uzun olsaydı 10 üzeri 4 diye gidecekti. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bu 10 üzeri 0 1'dir. 10 üzeri 1 10, onlar hanesi. 10 üzeri 2 100, yani onun karesi. 10 üzeri 3, onu 3 kere çarptığınız zaman kendisiyle 1000 elde edersiniz. Ve sayıyı şu şekilde hesaplıyorum. Şöyle seçeyim. Şuna diyorum ki 9'a 9 çarpı 10 tabanına göre ya 10 üzeri şurada ne dedim? 0. 10 üzeri 0. Şu 6'ya da şöyle diyorum. 6 çarpı 10 üzeri 1. Şu 1'i düzgünce bir yere yazayım. Şöyle 1. 5 içinde 5 çarpı 10 üzeri 2. Ve bunun içinde 3 çarpı 10 üzeri 3. Yani şu 10 tabanına göre sayıyı 10 tabanına çevireceğim ya. O yüzden 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3. Şurada da 10 üzeri 0. Buradaki dijitlerle çarpıyorum. Yapacağım işlem bu. Ve bunları şöyle nasıl olsun yeşille, kırmızıyla toplayayım. Bunların toplamından ibarettir. Şöyle. Eşittir. Şimdi bakalım. 3 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 ne? 3000. Pardon. 10 üzeri 3 1000. 3 çarpı 1000 3000. Artı 10 üzeri 2 100. 5 çarpı 100, 500. Şu 10 üzeri 1, 10. 6 çarpı 10, 60. Artı 10 üzeri 0, herhangi bir sayının üzeri 0 dediğimizde o 1'dir. Herhangi bir sayının sıfırıncı üssü 1'dir. 9 çarpı 1, 9. Eşittir. 10 tabanına göre toplama yapıyorum artık. 3000 artı 500, 3500. 60 daha 3560. 9 daha 3569. On tabanına göre çevirdim. Yazmıyorum. Şimdi bunu niye anlattım? Şöyle. Kuralımız şu olduğu için. Şurada
10 tabanı var ya, eğer buna soru bir şekilde şöyle gelseydi. Mesela 5 tabanlı bir sayı nelerden oluşur? Şöyle turuncuyla yapalım bunu da. 0, 1, 2, 3, 4'ten oluşur. O zaman ona uygun şekilde 3412. Yanlış söyledim. Şöyle demem lazım. Bu eğer 5 tabanına göre ise doğrusu şöyle. 3, 4, 1, 2, 5 tabanına göre, 10 tabanına göre kaç yapar? Yapmak istediğim şey bu. Aynı kuralları uyguluyorum. Yapacağım tek şey şu 5 tabanına göre ya burada. Şimdi bu 10 tabanına göreydi ve hep 10 üzeri kullandım. Burada da şunu yapacağım. 5 üzerini kullanacağım. Yani bütün kurallar aynı. 10 tabanına göre yapabilmek için şöyle yukarıya kaydırayım tahtayı. Şöyle yukarı biraz daha şöyle dursun. Böylece sadece soru kaldı. Aynı kuralları uygulayayım. Şuraya üstleri yazıyorum. Küçük küçük olarak. Renk olarak da şöyle siyah seçelim. Şu 5 üzeri, demin 10 üzeri diyordum ya. Çok yakın olduğu için böyle olduğunu silelim. 5 üzeri sıfırla çarpacağım bunu. Şunu 5 üzeri 1 ile çarpacağım. Şu 4'ü 5 üzeri 2 ile çarpacağım. 3'ü de 5 üzeri 3 ile çarpacağım. Kural bu. Hangi tabansa değişmiyor. Sıfırıncı üssü, birinci üssü, ikinci üssü, üçüncü üssü, dördüncü üssü diye gidiyor. Taban kaçsa onun üstleri. O zaman bunu rahatlıkla şöyle yazabilirim. Yukarıdaki sayıyı maviyle yazalım. Şöyle 3 en baştakinden başlıyorum. Çarpı 5 üzeri 3. 5 üzeri 3 nedir? 5 kere 5 25. 5 tane 25 de 125 yapar. 3 çarpı 125. Artı 4'e geldim. 4 çarpı 5 üzeri 2. 5'in karesi 25. 4 çarpı 25. Şurada 5 üzeri 1 var. Artı 1'inki şöyle 1 çarpı 5 üzeri 1, 5. Artı 2 çarpı 5 üzeri 0. 2 çarpı 5 üzeri 0 nedir? 1'dir. Eşittir. Şimdi bunları toplayalım. Şimdi 3 çarpı 125 nedir? 375, değil mi? Yanlış yapmıyorsam. Evet. 100'ü 3 ile çarp. 300. 3 tane 25 ile 75 yapar. 375. 375. Artı 4 tane 25 ne yapar? 100 yapar. Artı bir tane 5, 5 yapar. Artı 2 tane 1, 2 yapar. Eşittir. Şimdi bunları topladığım zaman 375, 100 daha 475. 5 daha 480, 2 daha 482, 482. Bu yöntemi kullandığımda bu artık 10 tabanına göre olmuş oluyor. Böyle yazıyla yazayım. 10 tabanına göre. Şurada 3, 4, 1, 2, 5 tabanına göre olan sayı şöyle söylüyorum bunu da 482'dir. Demem yeterli. Yani o taban söylemiş oluyorum böylece. Peki bunu hemen gidip şeyden kontrol edelim. Scratch'te, File'da, Open'dan bunu kaydedelim mi? Hayır, her zaman yazarız. Kısa. Neredeydi? Defensive Basis programı bana taban dönüşümü yapıyordu ya. Okey dedim. Ve şöyle bunda sayıları unuttum. Hemen şeye geçelim. Şuna geçelim. 5 tabanına göre gireceğim, 10 tabanına göre çıkacağım. Giriş 5, çıkış 10 olacak ve sayı da 3412. Çalıştırıyorum.
Basis. 5 tabanına göre giriş yapacağım, 10 tabanına çevireceğim dedim. Sayıyı yine unuttum, benim balık hafızam var. Kaçtı? 3412. 3412. Söyle bana. 482'ymiş. Biz kaç bulduk? 482. Hey! Yani bir 5 tabanlı sayıyı çok basit bir algoritmayla, buna algoritma diyebiliriz, 10 tabanına çevirmiş oldum. Şimdi tersini yapalım ve aynı sayıyı kullanalım. Şunu yukarı doğru kaydırıyorum. Şöyle 482, hiçbir şey kalmasın şurada. Siyah alayım. Sorum şu olsun. 482 5 tabanına göre kaç yapar? 5 tabanına çevir demiş oluyorum. Bu da çok kolay bir işlem. Şöyle yapıyorum bakın. Bunda da belli bir sıralama var. Modüler aritmetik hesaplarını hatırlıyorsunuz. Yani bir sayının modunu almayı. Neydi? Bir sayıyı bölmede kalan işlemi. 482'yi, bundaki kural şu. 482 mod 5 diyorum. Kaçtır? Şimdi bunun için Scratch'e ya da hesap makinesinin gelişmiş bölümünde var. Onun için ben Scratch'ten sorayım. File diyorum. New diyorum. Kaydetme. Ve hemen şuraya Ctrl'den Space'e basınca olsun. Daha rahat oluyor benim için. Looks'tan Say desin. Ve Operators'tan Mod. Şimdi modüler aritmetik kullanacağız. Herhangi bir tabandan 10 tabanından herhangi bir tabana çevirme yapmak için şeyi kullanacağız. Modüler aritmetiği. Ve şimdi biz 5 tabanına göre yapıyoruz ya. Buraya şimdiden 5'i yazayım. Çünkü hep orada 5 olacak. Mod 5'e göre hesap yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Doğru yere gelmiştim zaten. 482 mod 5 kaçtır? 482 mod 5'i şeye soralım. Scratch'e. 482. Space'e bastığın zaman bunu önce enterlemem. Sonra Space'e basmam lazım. 2'ymiş. Şöyle yapıyorum. Hemen yine buraya dönüyorum. Bunu bir farklı bir renkte yazayım. Şöyle. Bu 2'ymiş. Ve sonra şunu yapıyorum. 400. Pardon. Yine siyahla devam edeyim. Veya satırları yapılan işlemlerin farklı satırlarını farklı renkte yapayım. Algoritma gereği öyle gibi görünsün. 482 eksi şu mod bulmuştum ya yukarıda 2. Sonra bunu şöyle renk siyahla parantez içine alalım. Bölü mod 5 kullanıyorum ya yine bölü 5 eşittir. Bu neymiş ona bakalım. Bunun için hesap makinesini kullanayım. 482 eksi 2, 480. 480 bölü 5 eşittir. 96. Evet. Bunu kapatalım. 96. Şurada bunu neyle yazayım? Maviyle yazayım bunu da. 90. Yok. Bunu siyahla yazayım. Çünkü şöyle yapacağım. Bakın. 96 buldum. Yani önce mod 5'e göre dönüştüreceğim sayının mod 5'te kalanını 2 olarak buldum. Sonra bu kalanı 482'den çıkarıp ana sayıdan 5'e böldüm. 96 buldum. Şimdi yapacağım işlem 96'yı mod 5'e göre kaç olduğunu bulmak. Mod 5 eşit. Hemen gidelim Scratch'e. 96 değil mi? Şuradaki 482'yi 96 yapıyorum. Enter'e basıp Space'e basıyorum. 1.
Hemen yine buraya gidelim ve ne yapalım? Yeşille bir yazalım. Sonra burada aynı bir ara işlemi yapıyorum. 96'yı artık sayayım. 96 eksi 1. Modla bulduğum yeşille yazıyorum. 1 bölü 5. 5 moduna çevirdiğime göre eşittir. 95 bölü 5 yapıyor. Hesap makinesi geldi buraya. Yani 96 eksi 1 5. O da neredesin? Kaybettim seni. Hesap makinesi, hesap makinesi, hesap makinesi geldi buraya. 96 eksi 1 95. 95 bölü 5 eşittir 19. Bunu da siyahla 19 diye yazıyorum. Şimdi yeni sayım oldu 19. O zaman buraya diyorum ki 19 mod 5 eşittir kaçtır? Sokrates'e soruyoruz. Bu sefer diyorum ki 19 mod 5 kaçtır? Bu sefer bana diyor 4. Peki o zaman ben buraya gidip bir şuna yeşille 4 demişti değil mi? 4 yazıyorum. Emin olmak için tekrar basıyorum. 4 demiş. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer kalan 4 sayı 19 idi. Buraya 19 eksi kalanı yazıyorum. 4 bölü 5 eşittir. Bu sefer rahat yapabilirim. 19 hesap makinesi olmadan bunu yapabiliyorum. 19 eksi 4 15. 15 bölü 5 eşittir 3. Sayım 3 oldu bu sefer. Ve hemen şunu yapıyorum. Siyahtayım değil mi? 3 mod 5 kaçtır? 1'dir. Neden? Çünkü mesela şöyle yapalım. 8 mod 5 nedir? 8'de bir tane 5 var. Kalan 3. 3'tür. Küçük bir sayı aldığım zaman yani kendisinden küçük mesela şey olsun 4 olsun atıyorum. Mod 5'e baktığımda bunu şöyle yazabilirim. Yani 8'i şöyle yazabiliyordum. 1 çarpı 5 artı 3 eşittir 8 diye yazabiliyordum. 8 bu. 4'lü de şöyle yazarım. 0 çarpı 5 artı 4 eşittir 4. Bu da 4. Yani burada kalan şurada kalan yani mod 3 olduğu gibi aşağıda da benzer şekilde kalan budur. O zaman burada 3 yanlış. Niye 1 dedim ki? 1 olur mu? 3 mod 5. O zaman bunu yanlış söyledim. Kusura bakmayın. 3 mod kafanızı karıştırmış olmayayım. Buraya kadar anlattıklarım geçerli. Sadece burada biri yanlış yazmışım. 3 mod 5. 3 nedir? Kaç tane 5 var içinde? 0 tane. Kalan ne? 3. Şimdi tekrar yapıyorum işlemi. Artık 3 oldu. Ne oldu? 3 oldu. 3 eksi sayım 3'tü ve mod da 3. Şöyle yazıyorum. 3 eksi 3. Yukarıdaki gibi renkleri kullanayım yine. Mavi,
Aynı şuraya benzer şekilde 3 eksi kalan olan 3 bölü 5 eşittir. Şimdi 3 eksi 3 0. 0 bölü 5 0. 0'a geldiğime göre artık durdum demektir. Şunu yine de evet 0'a geldiğimde de durmam gerekiyor. Algoritma öyle. Şimdi biraz uzaklaşayım. Döndürmeyeyim. İşte bastım. Şöyle uzaklaşayım. Bu kaydırma yaptı. O zaman şuradan turuncuyla şunları daire içine almaya başlarım. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü, şu kalanlara bakıyorum. Bu da o zaman sayı 3.412. Yukarıda kaçtan başlamıştım? 3.412. Yay! Önce ne yaptım? 5, 3.412'yi 5 tabanlıdan 10 tabanlıya çevirdim. Çok basit bir şekilde bunu unutursanız tekrar seyredip bunu hatırlarsınız. Ve 482 buldum. Bir de dedim tersine yapayım. 482 5 tabanlıya göre. Onun da kendine göre bir algoritması var. Onu kullandım. Ve 5 tabanlıya çevirdim. 3.412 oldu. Dönüşüm işlemi bu şekilde yapılıyor. Şimdi elimizde iki tane algoritma var. Herhangi bir tabandaki sayıyı yukarıdaki gibi 5 tabanındaki mesela 10 tabanına çevirme algoritması. Bu hepsi için geçerlidir. Herhangi bir tabanda yazılmış bir sayıyı sadece şuradaki üstlerin şunların yerine koyarak 6 tabanına göre olsaydı 6 koyacaktım. 16 tabanına göre olsaydı bunların yerine 16 koyacaktım. Başka değişen bir şey yok. Üzeri 0, üzeri 1, üzeri 2, üzeri 3 ve sayılarla yani buradaki dijitlerle sayılarla çarpıyorum. Topladığımda bunların sonuçlarını 10 tabanına göre veriyor. Kaç tabanına göre olursa olsun aynen bu işlemi tekrarladığın zaman çok basit. Bu daha basit. Yani 11 sayıyı 10 tabanına çevirmek daha basit. 10 tabanındaki bir sayıyı da herhangi bir tabandaki sayıya çevirmek için yapacağım şey de sadece şundan ibaret. Şöyle yine turuncuyu seçeyim. Şöyle mod 5 yapıyorum. Kalanı sayıdan çıkartıp 5'e bölüyorum. Yeni sayı çıkıyor. O sayıyı mod 5 yapıyorum. Kalanı yeni sayıdan çıkartıp 5'e böldüğüm zaman yeni bir sayı elde ediyorum. Sonra bu sayıya bir mod 5 uyguluyorum. Kalan var elimde yine. O sayıdan yani yeni sayıdan kalanı çıkarıp 5'e böldüğümde yeni sayı değişiyor. Böyle bir sayı oluyor. Yine aynısını uyguluyorum. Yani uyguladığım şey hep aynı. Bu bir algoritma. Sürekli aynı adımları tekrar ediyoruz. Bu sayıya bir mod 5 uyguluyorum. Kalana bakıyorum. Daha sonra yeni sayıyı bulmak için bu sayıdan şu sayıdan yine kalanı çıkarıp burada olduğu gibi 5'e böldüğümde 0 olunca eninde sonunda o 0 olacak. Artık duruyorum. Bundaki algoritma da bu. Şimdi elimde iki tane algoritma var. Birisi herhangi bir tabandan şöyle bunu biraz daha kaydırıp harika eserimizi şöyle yaklaşalım biraz daha. Biraz yavaş çalışıyor program. Elimizde iki tane algoritma var. Birisi herhangi bir tabandaki sayıyı 10 tabanına çevirmek. İkinci bir algoritma var. 10 tabanlı bir sayıyı herhangi bir tabanlı bir sayıya çevirmek. Şimdi şöyle bir algoritma yok. En azından ben bilmiyorum. Herhangi bir tabanlı sayıdan başka bir tabanlı sayıya yani 10 olmayan, 10 haricinde yani desimal olmayan bir sayıya çevirmek için bir algoritma bilmiyorum. Ama bu iki algoritmayı kullanarak rahatlıkla herhangi bir tabanlı sayıyı herhangi başka bir tabanlı bir sayıya bu şekilde çevirebiliyoruz. Önce 10 tabanlıya çeviririz.
Sonra 10 tabanlıyı da çıkış tabanına. Yani buna giriş tabanı demiş. Base in, base taban demek. Base in'den desimale, desimalden base out'a çeviriyor. Biraz sonra değil. Bundan sonra bu bölümü burada noktalıyorum. Kodu yazmaya başlayacağız 4. bölümde. Orada bunu göreceksiniz bu şekilde uygulandığını. Şimdi bu dersi, bu bölümü burada bitirelim. 4. bölümde kodu yazmak üzere buluşalım. Hoşça kalın.